Herkese hello. Bugün bavul hazırlıyoruz çünkü yarın tatile gidiyorum. Ve zaten her şeyi planladım, koyacaklarımı falan ayarladım. Tam bir haftaya yakın kalacağız. 7 gece 8 gün aynen. 2 Ağustos'ta gidip işte diğer haftanın salısı tekrardan döneceğim. Bu videoyu da hemen yarına yetiştireceğim bu arada. Bu çektikten sonra hemen editine başlayacağım ve yetiştireceğim. Çünkü çok fazla video çekmeyi planlıyorum. İnşallah da çekebilirim. Şimdi bavulumu aldım. Benim bu bavul hazırlama videolarımı çok sevdiğinizi biliyorum. 15 kilo ekonomik aldım tabii ki de her zamanki gibi. 15 kiloluk hakkım var ve bu bavulumuzu 15 kiloluk bir şekilde dolduracağız. Fazla gelirse de öderiz, yani yapacak bir şey yok. Eşyalarımı mı atayım? Bir şeylerden ödümü vereyim? Asla. O yüzden öderiz anam. Ne olacaktı? Neyse şimdi... İlk olarak bence kombinlerimi göstererek başlayayım. Ondan sonra da işte böyle... Önce kombinlerimi göstererek başlayayım. Ardından, yani göstererek derken yarım göstereceğim. Beni Instagram'dan takip etmiyorsanız Instagram'dan takip ederek... Ay, tırnağım koptu sandım. Instagram'dan takip ederek kombinlerime daha detaylı bir şekilde bakabilirsiniz. Şimdi ilk olarak ben ayakkabılarımı göstereyim, kombinlerimi. Günlerini biraz söyleyeceğim ama tam detaylı da göstermeyeceğim. Yanıma şöyle bir şort aldım. Bunu ilk gün giymeyi planlıyorum. Çünkü sabah saat 7.20'de bizim uçağımız. 5'te çıkacağız. O günün akşamında da bayağı yorgun oluruz diye düşünüyorum. O yüzden böyle çok kombin değil de daha rahat ve hani güzel gözüktüğüm bir şeyler giymeyi planladığım için bu şortu aldım. Bu şortun nereden olduğunu sürekli soruyorsunuz. Trendyol'dan, ama ben gittim linkine baktım, yani eski geçmişte verdiklerimden. Bitmiş, direkt ürün çıkmıyor yani. Şey falan da değil, tükendi falan da değil. Direkt ürün çıkmıyor. O yüzden hani bir şey yapamıyorum, veremiyorum link. Tabii ki de şu Bershka'nın çantasını alıyorum. Ve ekstra olarak da bu kombini tamamlayacak Shein'den aldığımız, geçen sene ablam almıştı bunun yanına. Bu sene de almayınca ben aldım. Shein'den aldığımız bu bağlamalı üstü alıyorum. İlk günüm böyle bir şeyler olacak yani. Bunun altına da düz terlik giyeceğim. Terliklerimi de zaten size şimdi detaylı olarak göstereceğim hangilerini aldığımı. Daha videonun başında bir 20 dakikalık ara vermek zorunda kaldım. Çünkü Oscar geldi. Oscar'ı da yıkadım. Genelde yıkama görevi bende oluyor. Annemlerde 8 güne yakın onlar yıkayacağı için. Önceden ben böyle vücudunu komple yıkadım. Onlar da sadece ayaklarını yıkar diye kolaylık sağlamak istedim onları da. O yüzden o işimi hallettim. Kendime soğuk bir soda limon yaptım. Buyurun. Bu arada bu bardaklardan alan varsa lütfen ağzını dikkatli kapayın. Tam iki tane içeceğim lökürt diye döküldü. Bir soğuk çay yapmıştım. Kapandı sandım ama kapanmamıştı. Bunu bayağı bastırmanız gerekiyormuş. İçecek arası. Neyse işte bu da ne alakaysa anlatayım dedim. Şimdi bir tane bu çantama götüreceğim. Çünkü bununla çok güzel bir kombin yaptım. Bir tane basic, bir benim klasik trendy olmayla aşkolar. Bir tane böyle fine apple shortum var ama bunu göstermeyeceğim. O yüzden fotoğraflara gelin bakın. Çünkü gerçekten muhteşem bir short. Bu arada bu short etek hem de, yani short da değil. Ve ben tam 120 liraya falan almıştım fine apple'dan. Fakat şu an var mıdır bilmiyorum. İndirim dönemiydi o zaman. İndirimden almıştım ben de. Şimdi ben bunları öylesine bavulun üstüne koyacağım. Daha güzel bir şekilde annem katlayı koyacak. Ben sadece size gösterme kısmındayım. Sonra kendime bu terliklerden aldım. Bunun da olayı şöyle oldu. Ben Bershka'ya gittim, baktım. Asla 39 numarası kalmamıştı. Asla hiçbir yerde bedenim yoktu. Sonra dolaba gireyim bakayım dedim. Kız da normalde 260'a satılıyordu indirimde. O da 260 almış ama 200'e satıyordu yanlış hatırlamıyorsam. 200'e satıyordu. Ben de dedim ki bari buradan alayım. Hiç giyilmemişti, etiketliydi falan filan. Ben de hemen kaptım. Aşırı rahatlar, biraz ağırlar sadece. Taşıması zor. Çoğunuz bunları çok beğenmiyorsunuz ama bence çok güzel duruyor ayakta ve ben bayağı sevdim. Bunu da alacağım, bu terlikleri de alacağım. Ve kendime bir tane Trendyol'dan çok tatlı bir elbise aldım. Beni eğer Instagram'dan takip ediyorsanız story'imde de size göstermiştim. Yani YouTube'da eğer beni çok eskiden beri takip ediyorsanız asla böyle bir elbise giymeyeceğimi bilirsiniz. Ama ne demişler? Asla, asla deme. O yüzden asla demiyoruz ve ben de hiç ben olmayan bir elbise giyeceğim. Ama güzel durdu garip bir şekilde. Ben birazcık arada kaldım işte böyle. Duruşu biraz sinirimi bozdu falan filan derken ablam dedi çok güzel olmuş. Ahmet de çok güzel olmuş dedi. Giymiştim, fotoğrafını çektim. Onlar da çok güzel olmuş deyince ben de gaza geldim, giyeceğim.
Konu bu kadar yani. Gerçekten giyeceğim. O kadar sıcak ya, beynim çalışmıyor şu anda. Yılın ilk tatiline gidiyorum. Daha hiç tatile çıkmadım. O yüzden çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Temmuz'da hiçbir şey yapmamanın dışında hiçbir sıkıntı yok. Herkese 3 dakika gibi geçmiş. Bana yıllar gibi sürdü çünkü evde oturdum sürekli. Yani hiç yeni bir şey yapmadım. Ama Ağustos gerçekten güzel geçeceğini düşünüyorum inşallah. Şimdi de bu elbisemizi koyuyoruz. Çok uzatmıyoruz lafı. Bunu da boydan göstermeyeceğim. Sürpriz olsun. Şimdi bir diğer alacağım terliği göstereceğim size. Stradivarius'un bu terliklerine. Ben zaten bunlarla aşk yaşıyorum çünkü çoğu kombinin altında bunu görebilirsiniz. Aşırı güzel duruyor ayakta. Kesinlikle parasını hak ediyor ve ben bu sene kış gibiydi. Bunu indirimden aldım ve ne kadardı biliyor musunuz? 120 lira falandı. Vallahi yalan söylemiyorum. 120 lira gibi bir şey düşmüştü. Ben bunun pembesinde sezondayken 260 lira gibi bir şey almıştım. Bunlar da indirime girmişler. Dedim ki alacağım. İyi ki de almışım çünkü sürekli giyiyorum. Şu an var mı bu model? Pek bir fikrim yok ama sanmıyorum. Geçen sezonun ürünüydü bu da. Ve böyle bir çanta götüreceğim. Bunu da Primark'tan almıştım. Bununla çok bir kombin yapmamışım ama illaki kombinlerim diye düşünmekteyim. O yüzden atalım çantamıza, bulunsun yani. Çantadan zarar gelmez, bolca koy demişler. Ya şöyle bir şey var. Bu bavul giderken iyi çünkü annem topluyor ama dönerken eyvahlar eyvahlar. Bunu üstümde kesin kez görmüşsün. Kesin kez. Niye böyle konuşuyorum? Kesin görmüşsünüzdür. Ben kendime çok yakıştırdım. Bilmiyorum çünkü daha düz inen biriyim proporsiyon olarak ve bu da biraz böyle buralarında korsemsi yapısı olduğu için biraz daha kıvrımlı gösteriyor sizi inerken. Benim de belimi biraz daha sıkıp hani bel uyukluğumu çıkarmasını ortaya sevdim. Ben bunun ne bedelini almışım biliyor musunuz? Medium'unu almışım. Çok memnun kaldım. Keşke siyahını da kaçırmasaydım ama yapacak bir şey yok. Çok sonra denedim. Aklım olsaydı alır almaz denerdim bunu ama ben bunu aldıktan kenara attım. Geçti de geçti, geçti geçti. Yani bir ay önce falan almışımdır. 5-6 gün önce denemişimdir diyebilirim size. Bunu da zaten Reels çekmiştim bununla. Kesin görmüşsünüzdür. Bunu da ben farklılık olsun diye uzun bir etekle kombinleyeceğim. Bunu da böyle düşük bel kullanmayı seviyorum. Biliyorsunuz ki çok moda bu dönemlerde düşük bel giymek ve ben de giymeyi çok seviyorum. Kendimi ekstriyorum. Beğenen var, beğenmeyen var. Çok işte beğenmiyor bu arada düşük bel giymem ama ben kendimi ekstriyorum ve kendimi iyi hissettiğim için sırtıma bakın. İyi hissettiğim için genelde giyiyorum. O yüzden buna laf yok. Böyle güzel bir uzun etekli korse üstü falan. Ya korse istiyorum da yani tam korse değil ama benziyor. Böyle bir kombin yaptım. Sonra indirimden ablam şunu almış. 150'ye almıştı yani. Direkt bitti zaten bunlar. Ben bir tane Ying Yang Bershka'da aşırı beğenmiştim. Satan olursa dolaptan bana ulaşsın. Ama bakın 150 liraya düşmüştü. 150'den aldıysanız onun aşağısından satıyorsanız beni etiketleyin. Yoksa sezondan ben de alırım yani. Şimdi şöyle bir çanta. Çok tatlı değil mi? Bu da markası Bershka olması lazım. Ama çok da emin değilim. Bir bakalım. Evet, Bershka'nın. Ablam da bunu 100 liraya almıştı. İndirimden dedim bari ben bunu kullanayım. Ben takayım bunu. Bu çantamız var. Ve sırada böyle bir terliklerim var. Bunları bence çok tatlılar bu arada. Bilmiyorum siz beğenecek misiniz ama ben aşırı sevdim ve şu an Bershka'da, Plumberry'da, Stradivarius'ta şey var. Bu eskiye dönüş bu tip topuklular var. Fakat fiyatlar 550. Yani indirimde bile 550 idi. Yoksa alacaktım. Gerçekten çok sevdim. Özellikle bir tane turuncu var. Böyle topuk. Şeffaf orası. Yüksek ya. Yani çok güzeldi kısacası. Belki siz de görmüşsünüzdür diye anlatıyorum. Neyse bunda benim bir tane Tülay teyzem var. Yani teyzem değil. Komşumuz. Çok severim kendilerini. Gülay teyze ile Tülay teyze bana verdiler. Böyle giyer misin dediler. Ben de tabii ki hemen kaptım. Muhteşem çünkü ve gerçekten çok güzel bir parça. Onları burada öpüyorum ama izlemiyorlar zaten ama belki denk düşerse teşekkürlerimi iletiyorum. Çünkü çok çok özel ve güzel bir parça. Ben de hemen kombinledim. Çok konuşasım var bugün. Beni çarpı 2'de izleyebilirsiniz. İzin veriyorum çünkü ben hep öyle yapıyorum. Neyse. Bir tane de böyle. Bunu ben pazardan 1 liraya mı ne almıştım. Bayağı eski bir ürün. Bu şey diye geçiyor bunlar genelde. Yelek değil de bolero mu? Bolero. Bolero falan diye geçiyor galiba. Dolapta öyle aratabilirsiniz. Böyle bir siyah üstüm var. Ya bazıları diyor bir beden küçük almalısınız. Bazıları diyor tam beden almalısınız. Bence tam beden alamalısınız. Hatta bir beden bile büyük alabilirsiniz.
Ama işte o kişiden kişiye değişir yani. Sizin üstünüze nasıl durmasını istediğinize göre değişir. İçecek molası. O puantiyeliyle eğer o üstü olası bir durumda sevmedim diye şu üstü de atıyorum sevmezsem diye belki bunu giyerim üstüne. O yüzden çok kararsızım. Hani orada boy aynası vardı illa ki bakarım. Yani o korse her şeyle güzel duruyor ama bir de biraz benim buralarım daha kalın olduğu için biraz kalın mı gösteriyor beni diye düşüncelere sokuyor. O yüzden çok da emin değilim. Neyse diğerine geçelim. Bu terliklerimi götüreceğim. Bu terlikleri de bu sefer son giyişim sonra da satışa koyarım diye düşünüyorum. Çok güzel bir kombin yaptım aslında satacaktım ama dedim ki bu kombine bu terlikler cuk oturdu. Şöyle bir terlik. Ben bunu dolaptan almıştım. Şeydi yine butikte. Bir butikten almıştım. Sayılı giydim. 2-3 kere giymişimdir. Kesinlikle tabii ki de H&M'den aldığım bu eteği giyeceğim. Ben bunu 120 aldım. Baktım geçenlerde H&M'e 80 liraya düşmüş. Olsun olsun bedeni kalmamıştı zaten. Üzülmek yok. Medium bedeni var bende. Bu eteği götürüyorum. Ve şu bunun fiyatı neyse ki düşmemişti. O kadar sevindim ki. Bunu 80 liraya falan almıştım. Medium beden. Bu üstü götürüyorum. Hemen değişelim. Bu Plan 1 çantaya götürüyorum. Ah keşke etiketini kesseydim. Koparalım şimdi hayvani bir şekilde etiketini. Keşke bunları bence biraz daha büyük yapsalardı. Yani o Stradivarius varsa ya da Bershka boyusunda yapsalardı bence çok daha iyi olurdu. Bu biraz daha böyle slim kalmış. Ama okul çantası olarak çok güzel olabilir gerçekten. Yani okulda böyle çanta takmayı sevenler için öneridir. Daha okula var ama yine de hani bakabilirsiniz. Belki biter, kalkar falan. Biliyorsunuz her şey değişiyor sonuçta. Neyse. Tabii ki de yani bunları almayacağımı düşünmediniz. Kesinlikle alıyorum. Yani beyazını aldıysam pembesini niye almayayım demiş atalarımız. O yüzden pembesini de alıyorum. Kesinlikle böyle içeri atıyorum. Bu çantayı takacağım. Bu çantayı alıyorum. O yüzden bu da Bao niye konuşamadım? Bao Design'ın. Evet. Evet, Baon'un. Gerçekten çok güzel modeli falan yapısı. Şu anda stokları var mı bilmiyorum ama stokları varsa şuraya kullanıcılarını etiketliyorum. Instagram'dan bakabilirsiniz. Aşırı sevdiğim bir çantası. Ve sırada bu güzel mi güzel, güzel mi güzel, bebek mi bebek eteğimiz var. Bedenini ben 40 aldım. Çünkü çok düşük belli ve biraz daha düşük bel olmasını istedim. Yine dediğim gibi 38 bende orta belli oluyor. Ben 1.58 olduğum için ister istemez boyutları bende çok değişiyor. O yüzden 40'ını aldım. Daha düşük bel ve daha bol oluyor. Bu arada bu tabii ki de diğer maviye göre inanılmaz bol yani. Onun yanında bu bayağı bol kalıyor. İkisi farklı beden olsa da. Evet bu şekilde. Bunu da Bershka'dan 200 liraya almıştım. Zaten bir videomda vlogumu izlediyseniz orada görmüşsünüzdür. Onun üstüne şöyle bir şey düşündüm. Bunu da kaça almıştım? 70 liraya aldım. Bunlar tabii tükenmişti arkadaşlar. Hepsini yemişsiniz. Aferin aslanlarım. bir de bu üstü alıyorum işte böyle bu şekilde. Aslında burada şu anda garanti 7 tane kombin var. Ama tabii ki de ekstra yani bir şey beğenmem ya da bir şey dökülür değiştirmek isterim vesaire diye. Bir tane daha kombin yaptım. Bunu ben kışın H&M'in indirimden almıştım. Ablam bana yani yılbaşı hediyesi daha almıştı. Bir tane böyle bir gömleğim var. Bunu giyeceğim. Bir de içine de şöyle bir elbisem var çizgili. Tatlı bir şey. Böyle yanlardan sıkılıyor falan filan. Hani bunu giyip üstüne gömlek, mavi çanta, beyaz topuklu terliklerim olabilir ya da oradan yeni bir terlik seçip bir tane daha terlik atabilirim buranın içine. Bu şekilde kombinlerimi böyle planladım. Fakat tabii ki de bunların yanı sıra bir sürü ekstra şey alıyorum. Sadece bunları alıp gitmeyeceğim. Zaten böyle giden var mı gerçekten? Tam yaptığı kombin kadar ekstra hiçbir şey götürmeden bir tatile gidebilen var mı? Açıkçası biz hiç öyle bir şey yapamıyoruz. O yüzden yanıma alacağım rahat şortlar. Bunları da neden alıyorum? Altımızda araba olmayacak. Bu sefer araba kiralamadık. 3 kişiyiz zaten. Ekstra arabaya ihtiyaç duymadık açıkçası. Ve Bodrum'da ulaşımlar çok daha kolay Çeşme'ye göre. Çeşme'de birazcık zorluk yaşayabiliyorsunuz ama Bodrum'da neyse ki ulaşımlar çok daha kolay. O yüzden dedik ki hiç araba kiralamaya. H&M'in şu beyaz şortunu götürüyorum. İşte dediğim gibi minibüse falan filan bineceğimiz için bir içeriye giderken bunları da altıma takarım diye düşünüyorum. Bir de H&M'in diğer bir şortu. Yine H&M'in şöyle şortunu alıyorum. Elime bikiniler gelmişken bikinilerden devam edelim. Bikinilerimi göstereyim size. Neler aldım yanıma.
Bir adet Trendyol Mila'dan aldığım şöyle bir alt. Bunu Defacto'dan yeni aldım, size linkledim. Muhteşem bir parça. Gidin alın. Böyle bir şey alıyorum. Bu da Panty'nin. Böyle yanlardan sıkılıyor falan fistan. Belki giyerim diye. Bununla çok aslında matchleştirmedim bikini ama bulunur. Bu altı götürüyorum. Bunu da Boyner'den almıştım. Markası nasıl okunduğuna dair bir fikrim yok. Bakın. Gözüküyorsa. Neyse. Şöyle yanları da yuvarlaklı, açıklı bir şey. Sonracığıma bir adet şöyle kırmızı bikini üstü. Bu kırmızı bikini üstünü bir de ekstra olarak şey, o gömleğin içine giyeceğim. Ben böyle düz, olaysız bir şöyle boyundan bağlamalı bir üst aldım. Bir tane böyle düz bikini üstü. Bunu aşığım bu arada. Bunu çok seviyorum. Bir tane takım. Bu benim favori takımım. Trendyol Mila'dan geçen sene aldığım en iyi bikini takımıydı bu. Bir daha da almadım. Üstü de bu. Aslında bunun böyle şeyleri var şuralarından takmalık ama ben takmıyorum. Bu kastırıyor gibi hissediyorum ve kötü geliyor. Bir de güneşlenirken sok çıkar, sok çıkar, tak çıkar falan filan rahatsız oluyorum. Bir tane şöyle bir bikini üstüm alıyorum. Bunu da papatyalı, bunu da Plan 1'den almıştım. Geçen sene değil, ondan önceki sene yani bayağıdır var bende. Altı da var ama altı lastikli. Yani yanlarından bağlamalı bir şey. Ve Defacto'dan gittim. Tabii ki de siyahını da kaptım. Çünkü dediğim gibi gerçekten inanılmaz duruyor bence üstte. Ve bir tane düz siyah bikini altı. O Defacto dediğim tırtıklının bu da takımı. Bu da şu şekilde. Bir bikini aldı. Bunların linklerini ben aşağıya eklemiş olurum. Şimdi aldığım şalları göstereceğim bu bikini üstlerine takmak için. Böyle bir pazardan aldığımız bağlamalı bir şey alıyorum. Bunu neye bağlarım bilemedim aslında bikini üstlerinden ama illa bir şey çıkar diye şöyle bir tane de renkli bir şey almak istedim. İkinci şöyle kahverengili bir şey aldım. Yapısı inanılmaz güzel bunun, perde gibi. Gerçekten çok güzel. Böyle bir kahverengili bir şey alıyorum. Bunu geçen sene almış mıydım, almamış mıydım? Çok arada kaldım olanlardan. Bir tane de böyle. Bu muhteşem bir parça. Sonra bikini üstüne giymelik bir diğer aldığım şey Trendyol Mila'nın bu elbisesi. O kadar güzel ki. Bakın. Anlatılmaz ya şimdi. Sonra bir tane böyle H&M'den almış olduğum bir eteğim var. Düşük belli. Bu şalları artık açmıyorum. Göstermiştim size Trendyol Mila aldıklarımda. Tişörtler var. Bir tane böyle tişört alıyorum. Bunu da Adax'tan almıştım. Böyle arkası da böyle. İçtim. Bunu da aldım. Aldım şöyle. Bu çok güzel. Arkası da böyle. Hemen göstereyim. Şöyle. Arkası düz, önü böyle. Bu da yatmalık aldım. Bir tişört. Ve bir tane bu şapkayı alıyorum. Diğer şapkama aşık olacaksın ama bunu da çok seviyorum. Bu H&M'den. Ben daha hiç takamadım. Ablam takmıştı. H&M değil mi? Sallam. Açmıyorum. Bir tane böyle çizgili gömlek aldım. Baba gömleği. Bir tane şöyle renkli çizgili aldım. Bir adet beyaz alıyorum. Bir adet de şöyle çizgili alıyorum. Ekstra olarak her şeyle kullanırım diye şöyle düz bralet. Ve bir tane de şöyle H&M'in düşük bel eteğini almıştım. Bunu alıyorum. Ve dediğim şapka bu. Çok tatlı, bakın şimdi. Limonu var ve böyle havlu kumaş gibi. Baksanıza. Çok güzel değil mi? Ekstra olarak bunu kombinlemedim. Bu arada taşıyor artık bavul. Şimdi toplatacağım anneme hemen. Şöyle bir etek almıştım. Bunu alacağım. Bir de şöyle basic bir tişörtümüz var. Bir de bunu alacağım. Başka da bir şey almayacağım açıkçası. Bavulumun hali şu anda böyle. Annem gelecek. Bunların hepsini toplayacağız. Ondan sonra devam edeceğim takılara makılara. Evet, annem topladı. Bayağı bir katladı. Düzeltti falan filan derken. Ben de o sırada TikTok izliyordum. O yüzden buram kızardı. Şu şekilde yatıp. Burada soda içtim ve geğirip duruyorum. Siz beni aldırmayın. İlk olarak cilt bakımlık. İşte bu... Genel bakım eşyalarımı şuraya koydum. Size neler aldığımı göstereceğim tabii ki de. Bir adet aseton. Bir adet jilet. Bir adet muhteşem güzel olan. Bununla kesinlikle vlogda gösteririm size. Elidor'un bu saç yağını aldım. Hiç kullanmadım. Orada denemiş oluruz birlikte. Bu şeker pilingi bayağı az kalmış içinde. Neyse, bir tur denenir bu. Kullanılır bizim orada. Bir tur
hepimiz güzelce peelingleniriz diye düşünüyorum. Bir tane siyah oje. Ayaklarıma lacivert oje sürdüm ama her an silebilirim yani. Siyah sürebilirim. Bir tane Eda Taşpınar. Bakın şimdi. Ay, B-Beauty. Eda Taşpınar'ınki çok kötü ama B-Beauty'ninki çok güzel. Şöyle bakın. Gözüküyorum böyle. Duştan sonra sürerim diye alıyorum. Kokusu da çok güzel. Biraz tıkadı şu anda ama bayağı başarılı bir ürün. Bir tane şöyle Garnier'in yüz temizlemesini alıyorum. Fülüf'ün tabii ki de bu ürününü alıyorum. Bolca pamuk. Nemlendiricim. Yeni nemlendiriciye geçtim. Diğeri bittiği için. Bir adet böyle denizde yanımda taşımalık glisin. Bayağı var içinde. Saç spreyi bayağı güzel bu da. Ekstra olarak da bir tane de yeni orada deneriz diye retinol shot aldım. İsa'nın bu da. Bunu da daha önceden almıştım ama hiç kullanma fırsatım olmamış. Bu çantamda sadece bunlar var açıkçası. Başka değişik bir şey yok. Şimdi aldığım güneş gözlüklerini göstereceğim. Birincisi Primark'tan almıştım İtalya'da. İkincisi Shein'den aldık. Üçüncüsü yine bir Shein gözlüğü. Dördüncüsü Primark. Bunu demiştim ya size hak ettiği yerde ve zamanda takacağım diye. Bu tuvaletini hak ettim. Gerçekten çok başarılı bir gözlüktür kendisi. Ve bir adet böyle kahverengi bir gözlük. Bir tane bu artık klasikleşmiş gözlüklerden biri. Bayağı güzel duruyor bence bu ve kombine güzel bir renk katıyor gibi düşünüyorum. Bir adet bu. Bunu da İtalya'dan almıştık. Bunu Trendyol Milano'dan aldım ben. Milano'nun değil, Trendyol'dan aldım. Zaten linklemiştim ikilisini. 30 liraya almıştım. Bir de bunun turuncusu var. O ablam da şimdi. Bir adet yine Shein'den aldığım böyle bir gözlük var. Bir adet böyle bir gözlük aldım. Çok fazla almışım. Bir adet şöyle bir gözlük. Ve bir adet de böyle bir gözlük. Totalde 1, 2, 11. İyi. 11 tane de gözlüğü alırım yani. Niye almayayım? Umarım çok yamuk değilsinizdir. Yani gerçekten çünkü şu anda anlayamıyorum. İki tane bandana aldım ben Kadıköy'den geçen günlerde. Bir tanesi böyle palmiyeli. Bir tanesinde rengi çok güzel. Böyle yeşil. Şu şekilde desenleri var. 15 liraydı. İkisini aldım. Şimdi bu iki boneyi kesin alıyorum. Ay, bone diyorum. Bandanayı kesin alıyorum. Burberry'nin bu parfümünü aklım gitti bu arada. Neyse Burberry'nin bu parfümünü alıyorum. Rossmann'dan almıştım ben. Bir de bu Body Mist tarzında bir şey alacağım. Fakat bunu iyi sarmamız lazım. O yüzden nasıl kaldırırsam bilemediğim için bunu anneme soracağım. Bunu annem daha iyi yapar. Ben o konuları bilmiyorum çok. Neyse ikinci olarak tarağımı aldım. Saçlarımın olmazsa olmaz köpük. Bir yüzük aldım. Ay küpe aldım ben kendime. Çıkarsa göstereceğim. Kadıköy'den aldım. Bu da 25 liraydı. Hemen mesela bunu alıyoruz. Takı çantamı da şu yaptım. Hemen bunu aldık mesela şu anda. Birkaç tane şöyle minik minik tokalardan ekliyorum. 4 tane şunlardan atıyorum. Sonra bir Yin Yang yüzük alıyorum. Bir tane de bunun beyazını aldım geçen gün. Uzak ışıklardan. Bir tane böyle düz. Birkaç tane böyle alıyorum. Bir tane böyle. Bir adet böyle. Şöyle bir tane mavili alayım. Şunu alayım. Bunu alayım. Tabii ki de benim vazgeçilmez olan bu küpelerimi alıyorum. Ekstra olarak da şunları alacağım. Bunlar da üçlü takımlar şöyle. Ama şimdi eşlerini bulmam lazım. Birbirine geçireyim diye. Bir tane her ihtimale karşı gümüş istan bir küpede almayacağımı düşünmediniz inşallah. Ya siz şu an mesela bu video bilmiyorum 25 dakikadır 30 dakikadır şu anda bu video hiçbir fikrim yok. Ama inanın ki ben buraya oturalı saat 2'ydi şu an saat 4.30 yani 2.5 saattir bu videoyu çekiyorum. Neyse artık sonlarına geliyoruz. Bir de bunu alıyorum. Şu yılanımsı şeyi alayım. Aa, bunun küçüğü de var. Bu ekibi de alıyorum. Çünkü güzel duruyorlar. Hatta İnşallah görünmüştür. Böyle bir küpeyi de alıyorum. Ve son. Bunları alıyorum. İtalya'dan aldığım. Esle Baba. Kolyelerim.
Evet, bunlar da önemli bir şey. Şimdi kolyelerimi de ayarladım, geldim. Öncelikle bu kolyem takılı olacak. Bunu da bir çocuk kısmından aldım, biliyor musunuz gerçekten? Bir tane şöyle smiley'li 20 liraya aldığım Trendyol'dan kolyemi götürüyorum. Bir tane böyle kalpli choker tarzı bir şey bu. Bunu götürüyorum. Sonracığıma bir tane böyle maşallah diyerekten nazar değmesin diye kolye götürüyorum. Bir tane, bunları hep yeni aldım. 12,5 liraya aldım uzak ışıklardan. Bir tane de şöyle elmalısından aldım. Boynumdaki takılı kalacak zaten. Zaten. Bir tane şöyle smiley'li bir tane daha kolyemiz var. Hiçbirine odaklamıyor. Çok üzgünüm. Bir adet yine çocuk kısmından aldığım şöyle bir kolye aldım. Ama bence çok tatlı. Bakın. Bunu kombinlerimle bir düşünün. Bence güzel olur. Bir tane de güzel gelmişti orada gözüme. Hala eh yani. Şöyle bir kolye aldım. Kolye olarak bunları yanıma alıyorum. Çok fazla kolye taktım zaten, biliyorsunuz. Ve bunların hepsini takarım diye düşündüm. Yeterli sayıda bir de bu var. Maşallah diyelim, şunu takalım. Her nazar boncuğu gördüğümde maşallah demem. Çok ikonik arkadaşlar. Bel zinciri aldım kendime. Bel zincirleri yani birkaç tane. Bunlar şimdiden karışmış. Bir tane şöyle. Bu kemer aslında ama ben bel zinciri olarak kullanıyorum. Bunların hepsi birbirine girmiş yani. İlk dakikadan da girmezsin. Ha, girmemiş. Bir tane böyle şurasında göz var. Bir adet şöyle disco toplulardan alıyorum. Bir tane de şöyle ucunda yıldız var. Tam gösteremedim ama artık kombinlerimde görürsünüz bunları. Böyle derken takı çantamda hepsi buna sığdı. Çok güzel. Temiz bak, minicik bir şey. Şimdi de bunu, bunu takacaktık zaten. Şimdi de make-up kaldım yanıma. Hem de böyle bir kontrol etmiş oluruz. Evet, sadece takılarım kaldı. Şimdi takılarım diyorum. Makyaj malzemelerim kaldı. Onları göstereceğim. NYX'in bu bazını aldım öncelikle ve şu güneş kremlerini aldım. Garnier'in. Bu da yeni başladığım Irish Siphon bir ürünü. Palet olarak birinci palet şöyle renkli bir şey aldım. İkinci palet de yine renkli şu şekilde. Bunu da İtalya'dan almıştım. Bunu da Trendyol'dan 30 liraya almıştım. Yani bayağı başarılı bir ürün. Kontür olarak Revolution'ın bu kontür paletini aldım. Sonra Kylie'nin bu lipstiğini aldım. Bunu bana birini getirmişti. Ve cilt ürünlerinden devam edersek Glow Cherry'i aldım. Bu çok güzel bir aydınlatıyor. Ve Glam Highlighter'ını aldım. Bunu da İtalya'dan almıştım. Sonra göz altı kapatıcısı olarak hem Lovely'nin bu Liquid Concealer'ını aldım. Bunun da numarası kaç biliyor musunuz? Sand bilmem ne yazısı çıkmış. Bir de Revolution'ın bu göz altı kapatıcısını aldım. Cildim için bir adet Skin Paradise aldım. Aşırı seviyorum. Yazında çok hafif yapıyor. Ekstra olarak da sadece böyle sivilcelerimi kapatırım diye 134 cent bir Iris'in klasik benim kapatıcımı aldım. Pastelin balığını aldım. Kaşlarım için tabii ki de en sevdiğim Trinova'nın bu ürününü aldım. Rimel olarak 2-3 tane rimel aldım. Bir tanesi Astra'nın bu rimeli, bir tanesi Golden Rose'un bu rimeli. Bir tanesi de Sky High Maybelline'in bu suda bile yüzünüzde gözünüzde kalan rimelini aldım. Belki plaja giderken kullanırım. Bayağı bir waterproof ve gerçekten çıkması aşırı zor. Highlighter diye geçen bu Wet n Wild'ın Star Luxe paletini aldım. Biliyorsunuz ki ben bunun simlerini kullanmayı çok seviyorum. Direkt gözüme uyguluyorum yani. Hiçbirden highlighter olarak uygulamadım ama belki şuralarıma falan böyle yıldız yıldız dursun diye kullanırım. Aldığım kalemleri göstereyim size. Bir tane siyah eyeliner, bir tane kahverengi, bir tane mor, bir tane de yeşil eyeliner aldım. Belki eyeliner çekerim. Göz altıma bir tane siyah göz kalemi, bir tane kahverengi göz kalemi, bir tane kırmızı ruj, bir tane mor gözaltı kalemi, bir tane de lacivert gözaltı kalemi aldım. Gözümün üstüne uygularım diye düşünüyorum ama bunlar Mia'nın dudaklar için yapılmış lip oil olarak geçiyor. Böyle parlatıcı bir ürünü, hemen sürelim. Böyle simli bir yapısı var ve tadı çok ama çok güzel. Şu iki rengini aldım. Bir tane Beauty'sin Aloha bu turuncu tonlusunu aldım. Bir tane zaten pembe aldım. Bir tane de böyle aldım. Pastelin bu göz içlerime sürmek için bu
ürününü aldım. Gözlerde daha beyaz bir görüntüyü seviyorum açıkçası. Liquid, nasıl okunduğunu bilmiyorum bu markanın. 147 numarasını aldım. Eğer yoksa direkt alın, aşırı güzel gösteriyor bence dudakları. Sonra Maybelline'in Super Matte bir rujunu aldım, kırmızı. Lip Oil aldım yine Glam'ın. Bunlar çok sürülüyor. Bir tane şöyle kırmızı ruj aldım. Yine dudağımı çerçevelemek için Biolis'in en sevdiğim bir tane ürününü aldım. Ve Nivea'nın şu ürününü aldım. Ve gözlerimin iç kısmına belki yapıştırırım diye. Bunlar tırnak yapıştırıcısı olarak diyor ama ben gözlerime sürmeyi sevdiğim için bir tane de bu ürünü aldım. Bence burası tamam. Başka alacağım bir şey yok. Bu kadardı. Fırçalarımı göstermeyeceğim çünkü fırçalarımı daha yıkayacağım bir tur. Daha yıkamadığım için gösteremiyorum. Bakalım buraya sığdı mı bunlar. Umarım beğenmişsinizdir. Benim total aldıklarım bunlar. Ekstra olarak düzleştiricime ekledim. Biliyorsunuz ki onsuz ben hiçim. Onu kesin ekledim. Bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir videomu. Artık Bodrum'daki vloglarımda, Bodrum'da çektiğim şeylerde görüşmek üzere. Benim bavul hazırlığım bu kadar. Kendinize iyi bakın. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Aşağıya yorum yapmayı, videoyu beğenmeyi ve hala daha kanalıma abone olmadıysanız aşağıdan abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Şuradan bir yerden de bildirimleri açabilirsiniz. Bodrum'da görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bye bye.